Merhaba, Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası bugün başlıyor. Turnuva Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde oynanacak. Milli takımımızın maçlarına Sırbistan'da çıkacak. Ay Yıldızlılardan son bilgileri ve Niş'te yaşananları canlı bağlantılarla Spor'un not defterinde aktaracağız. Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Kosovalı futbolcuyu istiyor. Rize Spor Başkanı'nın açıklaması var. En yüksek ücreti kim öderse o alır dedi. Ve Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları sürüyor. Gündemde geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta 6 gol 4 asistle oynayan Tyler Boyd var. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Numan Gülşen takip edecek bu şampiyonayı. Biz de kameralarımızı Sırbistan'ın Niş şehrine çeviriyoruz. Hem milli takımın son antrenmanından bilgileri hem de turnuva öncesi atmosferi aktaracak bize. Numan merhaba. Merhabalar Tuğba, iyi yayınlar sana da. Niş kentindeyiz. Burada artık şehirde yavaş yavaş basketbol havası hissedilmeye başladı. Bu kent Türkiye'nin C grubundaki maçlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye C grubunda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la eşleşti ve ilk maçımız bu akşam saat 19'da İtalya ile oynanacak. İtalya kağıt üstündeki belki de en ciddi rakibimiz. Dolayısıyla çok önemli bir karşılaşma. Takımdaki oyuncuların da buna çok önem verdiğini söylemek gerekir. Konuşmalarımızda ilk maçın olması bir avantaj olarak görüyor oyuncular. İlk maça iyi başlayan bir milli takımımız var. Dolayısıyla İtalya maçını yenersek serinin diğer maçlarında Slovenya ve Macaristan'ı da yenerek 3'te 3 yapmak hedefinde ve çeyrek finale yükselmek niyetinde olacak. Tabii İtalya'da jenerasyon değişikliği yaşayan bir takım. Genç oyuncular da var. Tecrübeli oyuncular da var. Özellikle tanıdığımız Sottana ve Zandalesini var Fenerbahçe'de forma giyen. Dolayısıyla tanıdık isimler de var ama karma bir kadro, jenerasyon değişikliği var demiştik. Kısalarıyla pota altından etkili olmaya çalışan bir İtalya. Dolayısıyla eğer bunları engelleyebilirsek İtalya galibiyeti şüphesiz neden olmasın diyelim. Bu akşam eğer kazanırsak Slovenya ve Macaristan maçlarına daha rahat bir şekilde grup liderliğini hedefleyen bir milli takımla karşımızda olacaklar. Tabii 3'te 3 ilk hedef, çeyrek finale yükselmek niyetinde olacaklar. Milli takımımız tabii elemelerden bahsedelim. Belarus, Polonya ve Estonya'nın olduğu grubu çok rahat bir şekilde geçti. 5'te 5 yapmıştı ilk maçlarında ve ardından grup lideri bir şekilde Eurobasket 2019'a katılmaya hak kazanmıştı. 2005'ten beri Avrupa şampiyonalarını aslında kaçırmıyoruz. Evet, son iki turnuvada çok fazla başarımız yok. Çeyrek final ötesine geçemedik ama 2011'de ikinciliğimiz, 2013'te üçüncülüğümüz var. Şimdi de daha büyük başarılar için milli takımımız Eurobasket 2019'a gözünü çevirmiş durumda. Tabii hazırlık süreci de oldukça uzun geçti. Mayıs ayı ortasında toplanmıştı. Milliler ve Slovenya, İspanya, Letonya ve Fransa'da kamp dönemleri geçirdi. Burada toplam 4 ülkede 7 maç yaptılar. Yoğun bir kamp dönemiydi ve ardından Cuma gününde Sırbistan'a geldiler. 4 gündür, 4-5 gündür de hazırlıklarını burada sürdürüyorlar. Burada ev sahibi ekip Sırbistan'la da 2 karşılaşma yaptı millilerimiz. Evet, 2 maçı da kaybettik ama ikinci maç nispeten teknik ve taktik analizi açısından çok önemliydi. Bizim için verimli bir karşılaşma olmuştu. Dolayısıyla toplamda 9 maçla bu hazırlık sürecini tamamlamış oldu. Milliler tabii hedeflerinden bahsedelim. Biraz önce de söylediğimiz gibi kısa vadede hedefler lider bir şekilde 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükselmek olacak. Eğer uzun vadeyi konuşacak olursak da turnuvayı ilk 6 içinde bitirip olimpiyatlara katılma şansımız var. Olimpiyatlara vize alma şansımız var. Eğer ilk 6 içinde bitirirsek olimpiyatlar için eleme maçları oynayacağız. Evet, ama bu elemelerin çok daha kolay, nispeten kolay geçtiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla olimpiyat kapısını aralaması açısından da çok önemli bir turnuva olarak ön plana çıkıyor. Bugün karşılaşma saat 19'da dedik. Hemen yarın saat 17'de bu kez Slovenya ile oynayacağız ve bir günlük aranın ardından daha sonra pazar günü de Macaristan'la oynayacağız ve grup aşamasını Niş kentinde tamamlamış olacağız. Eğer çeyrek finale de yükselirse milliler, bu kez maçlar Belgrad'da oynanacak. Grubu eğer ikinci veya üçüncü bitirirse D grubuyla çapraz eşleşmeye gireceğiz. İkinci olursak üçüncüyle, üçüncü olursak da ikinciyle çapraz eşleşmeye girip çeyrek final şansımızı yine burada da sürdüreceğiz bakalım. Ama tabii ki de isteğimiz, arzumuz grup lideri olarak çeyrek finale doğrudan çıkmak olacak. Dün milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Başak'la konuştuk. İsterseniz o haberimize göz atalım şimdi. İtalya maçı grup liderliği için çok önemli bir maç. İtalya burada bizle beraber grubumuz en güçlü takımlardan biri. Ve liderliğine ne kadar büyük bir avantajı olduğunu biliyoruz. İnşallah burada İtalya, Slovenya, daha sonra Macaristan grubu lider bitirip
çeyrek final vizesi almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Kadın milli takım baktığın zaman iki tane olimpiyatı üst üste gerçekleştirdi. Hakikaten her zaman bizi her yerde gururlandırdılar. Baktığınız zaman grubu bitirmek, birinci bitirmek ilk hedefimiz. Daha sonra da Avrupa Şampiyonası'nda ilk altı yaparsak olimpiyat elemesi oynayacağız Şubat 2020 yılında. İkincisi de bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah kadın milli takımımız üçüncü defa üst üste olimpiyata giderek bir kez daha bizi sevindirirler. İnşallah basketbol şansları da bizim yanımızda olur. Önemli bir turnuva oynayacağız. Her şey lehimize olup dediğim gibi inşallah maç maç düşünüp ilk önce liderlik, daha sonra çeyrek falan inşallah ilk dörde kendimizi atmaya çalışacağız. Türkiye'nin maçlarına ev sahipliği yapacak Niş kentini kameramanımız Rafet Topçu ile birlikte gezdik. İsterseniz o izlenime bakalım şimdi de. Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad'dan sonra 3. büyük şehri ve Balkanların en eski yerleşim birimlerinden Niş'teyiz. Niş, ilk Bizans kralı İstanbul'un kurucusu Büyük Konstantin'in de doğduğu şehir olarak biliniyor. Ve bu şehir bu hafta Türkiye'nin Eurobasket 2019'da C grubunda oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak. Şu anda Niş Nehri'nin kenarındayız ve bu nehrin hemen yanında da Niş Kalesi bulunuyor. Niş Kalesi 15. yüzyılda Osmanlı tarafından etrafı surlarla çevrildikten sonra kale haline getirilmiş ve arkamda görmüş olduğunuz İstanbul kapısından geçtikten sonra da 15. yüzyılda Mehmet Bey tarafından yaptırılmış bir tane hamam bulunuyor. Şu anda Kral Milan Meydanı'ndayız ve bu meydan şehrin en popüler caddesi Obrenovičeva ile Niş Kalesi'ni birbirine bağlayan bir konumda. Kral Milan'ın da ülke tarihi açısından önemi çok büyük. 1878 yılında Berlin Anlaşması ile Sırbistan'ın bağımsızlık kazanmasında Kral Milan önemli rol oynamıştı. Numan'a teşekkür edelim. Son bilgiler aktardı bize. A Milli Kadın Basketbol Takımı ile ilgili şimdi sırada futbol var. Şaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in geleceği merakla bekleniyor. Kulüp Başkanı Hasan Kartal adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan futbolcuları için henüz istedikleri seviyede bir teklif almadıklarını söyledi. Bize en çok kim verirse ona vermeyi düşünüyoruz. Vedat Muriç transfer gündemindeki yerini koruyor. Çaykur Rizespor'un golcüsünün adı Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Fransa'nın Toulouse takımıyla anılıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal henüz net bir teklif almadıklarını açıkladı. Şu parayı veriyoruz, gelin görüşelim, oturalım diyen yok ama bugün yarın çıkabilir. Kartal, takas tekliflerine sıcak bakabileceklerini söyledi. Hocanın ve sportif direktörün vereceği karar, belki örneğin Galatasaray'da veya Fenerbahçe'de işimize yarayan sporcular vardır. Onların kullanmadığı, onların oynatmadığı. Onları alabiliriz yani, öyle bir anlaşma da olabilir. Rize Spor Başkanı Muriç için belirledikleri bonservis bedeline henüz ulaşan bir takım olmadığını söyledi. Kafamızda oluşan bir şey var ama bunu açıklamak istemiyorum. Çünkü bize en çok kim verirse ona vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanında hocamız da Vedat Muriç'in bizde kalmasını da istiyor. Bu da bir alternatif. Onu da göz ardı etmeyelim. Uygun bir fiyat olursa, aklımıza yatan bir fiyat olursa veririz. Yoksa da bizde devam eder. Bir sene daha bizde oynar. Ondan sonra başarılı bir çocuktur. Bizde tekrar başarılı olur. Ondan sonra da başka bir kulübe gider diye düşünüyorum yani. Hasan Kartal yapacakları transferler için 10 milyon euro bütçe ayırdıklarını sözlerine ekledi. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi transfer çalışmaları hakkında konuştu. Naibi, Tyler Boyd'un ilgilendikleri oyunculardan biri olduğunu söyledi. Bein Sports'a konuşan Ali Naibi, Tyler Boyd geçen sezonun ikinci yarısını ülkemizde geçirdi. İyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki Birleşik Amerikalı geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Ankara Gücü'ne katılmış ve 14 maçta 6 gol, 4 asistle oynamıştı. Boyd'un bonservisi Portekiz ekibi Vitória Guimarães'te bulunuyor.
Beşiktaş transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Stuttgart iki takımında forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş yeni sezon öncesi kadrosunun yaş ortalamasını düşürecek. Siyah beyazlılar genç oyunculara yöneliyor. Özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da oynayan Türk asıllı oyuncuları araştıran siyah beyaz yönetim, Almanya Bölgesel Ligi ekibi Stuttgart 2'den Umut Güneş'i gündemine aldı. 19 yaşındaki oyuncu Türk milli takımının alt yaş gruplarında da forma giyiyor. Beşiktaş yönetimi 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut'u düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna dahil edip genç oyuncunun hazırlık kampına katılmasını planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansından memnun kalması halinde 19 yaşındaki oyuncu A takım kadrosunda forma mücadelesi verecek. Sırada gazeteler var. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. 15 günde 44 milyon TL başlığıyla Galatasaray taraftarları kombinelere hücum etti. 20 bin rakamı aşıldı. Toplamda 40 bine ulaşıldıktan sonra kombine satışları tamamlanacak denilmiş Hürriyet gazetesinin bu haberinde. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Milliyet gazetesinde Belanda mı Marko mu başlığıyla bir haber var. Suudi takımlarının Senegalli oyuncuyu almakta gecikmesi Cimbom'un transfer bütçesini olumsuz etkiledi. Bu konuda B planı yapan Aslan gecikme uzarsa Marco ya da Belanda'dan birini feda edecek. Bu şekilde önünü açacak denilmiş haberde. Ve Galatasaray'ın anlaştığı Ever Banega'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sevilla'yı ikna etme görevini üzerine aldı. 8 milyon euroluk bonservis bedelinin 5 milyon euroya inmesi isteniyor. Kendi işini kendi görecek başlığıyla verilmiş bu haber. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesi yine. Milliyet gazetesinde de organize işler bunlar başlığıyla bir haber var. Mehmet Topal'ın Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının perde arkasında çarpıcı detayların bulunduğu belirlendi. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu yönetimle yaptığı son görüşmede benim için huzur önemli, her iki taraf için de ayrılık daha iyi dedi. Topal'ın bu kararı almasındaki en önemli etken kendisine karşı uzun süredir tribün ve sosyal medyada organizasyon olduğuna inanması oldu. Yönetimin gerekeni yapmadığını düşünen futbolcu çareyi ayrılmakta buldu denilmiş. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Fanatik gazetesinde ise Kral Kruse başlığıyla bir haber var. Fenerbahçe'nin gündemindeki Alman yıldızı Bild gazetesinin Werder Bremen muhabiri Lena Wurzenberger anlattı. Onun gibi oyuncu çok iyi okuyan bir futbolcu çok az. Bremen'de taraftarlar Kruse'yi çok seviyordu ve ona Kral lakabını taktılar. Çok hızlı bir forvet olmasa da harika bir sol ayağı var. Bundesliga'da şu ana kadar kullandığı 12 penaltıyı gole çevirdi denilmiş. Bild gazetesinin muhabirinin yorumları böyle oyuncuyla ilgili gazeteye yansıyan. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. Hürriyet gazetesinde de Kartal'da Kagawa seferi başlığıyla bir haber var. Japon pazarı açılımı içinde büyük önem taşıyor. Borussia Dortmund'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yeni sezonda da kadrosunda bulundurmak istediği Shinji Kagawa için harekete geçti. Devre arası transferinde önemli rol oynayan yönetici Hüseyin Yücel, 30 yaşındaki yıldızı ikna etmek için dün Japonya'ya uçtu. Manchester United ve Arsenal transferde gözünü Crystal Palace'ın yıldızlarına çevirdi. Kırmızı şeytanlar, Wan-Bissaka konusunda Palace'la anlaşırken Arsenal, Zaha için Londra ekibinin kapısını çaldı. Premier Lig'in devleri transferde gözünü Crystal Palace'a dikti. BBC'de yer alan habere göre Manchester United, 21 yaşındaki bek oyuncusu Wan-Bissaka için Palace'ın kapısını çalarken Arsenal, Wilfried Zaha için Londra ekibiyle görüşüyor. Haberde kırmızı şeytanların Wan-Bissaka için Crystal Palace'la 50 milyon pound bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı da belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde İngiliz futbolcu, United tarihinin en pahalı 5. oyuncusu olacak. Takımın yıldızlarından Zaha içinse Arsenal harekete geçti. Yeah! 26 yaşındaki futbolcu için Palace'ın talep ettiği ücret 80 milyon pound. Arsenal'ın transfere kaynak oluşturmak adına Aubameyang'la yollarını ayırabileceği de iddia edildi. Geçen sezon Crystal Palace'da 34 Premier Lig maçına çıkan Zaha, 10 gol 10 asistlik bir performans sergilemişti. Yeah!
Manchester City'nin deneyimli İspanyol futbolcusu David Silva geleceğiyle ilgili kararını verdi. Silva sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak. 33 yaşındaki futbolcu Manchester City'deki 10. ve son sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. BBC'ye konuşan Silva geleceğiyle ilgili soruya, "Bu City'deki son sezonum olacak. 10 yıl benim için yeterli. Ayrılmak için mükemmel zaman olduğunu düşünüyorum," dedi. Manchester City, David Silva'yı 2010 yılında Valencia'dan transfer etmişti. İspanyol futbolcu İngiliz devinde 4 Premier Lig, 2 FA Cup, 4 Lig Kupası sevinci yaşadı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndan renkli görüntüleri ekrana getireceğiz şimdi. Fransa'daki turnuvada takımlar kadar futbol severler de kendilerinden bahsettiriyor. Fransa'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası, o kupaya da Hollanda damga vuruyor. Hollandalı futbol severler takımlarını yalnız bırakmadı. Japonya maçı öncesi Rennes sokakları adeta turuncuya boyandı. Hollandalılar danslarıyla da renkli görüntüler oluşturdu. Coşkulu kitleye Hollanda bayrağı renklerindeki otobüs eşlik etti. Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda'nın yanı sıra Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, İngiltere, İtalya, Almanya ve İsveç çeyrek finalde mücadele edecek. Son zamanlarda futbol severlerin ilgi odağı haline gelen bir hakemi ekrana getireceğiz. Fernando Colombo, Ekvador Ligi'nde görev yapan Brezilyalı hakem, sempatik tavırlarıyla Türkiye'den bile büyük ilgi görüyor. Oyundan atacakmış gibi yaptı, şakasıyla gönülleri fethetti. Brezilyalı hakem Fernando Colombo, futbol severlerin yeni gözdesi. 28 yaşındaki hakem Ekvador Ligi'nde düdük çalıyor. Ancak şöhreti, ülke hatta kıta sınırlarını çoktan aştı. Son olarak Ekvador'daki gösteri maçında yaptığı hareketle gündeme geldi. Türkiye'den de birçok kişi sosyal medya hesapları üzerinden Brezilyalı hakeme ulaştı. Colombo kendisine gelen mesajlara samimi yanıtlar verdi. Öyle ki evlilik teklifi dahi aldı, kocama sormam gerek dedi ve eşinin yüz ifadesini paylaştı. Türkiye'den gördüğü yoğun ilginin ardından Türkiye'ye gel Fernando etiketini Türk bayrağıyla paylaştı. Fernando Colombo'nun çocuklar için yazdığı Haydi Futbol Oynayalım isimli bir de kitabı var. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico da vatandaşına destek verenler arasında. Fenerbahçe kadın basketbol takımının simge isimlerinden Birsel Vardar da emekliliğini açıkladı. Sarı lacivertler haberi resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada çubuklu formayı 13 yıl boyunca gururla taşıyan ve Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Birsel Vardarlı basketbol kariyerini sonlandırdığı ifadeleri yer aldı. Sarı lacivertler Vardarlı'nın 7 numaralı formasının düzenlenecek jübile maçının ardından emekli edileceğini de açıkladı. 35 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe ile 10 Türkiye şampiyonluğu, 6 Türkiye kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı kupası zaferi yaşadı. Golden State Warriors yıldızlarından birine veda edebilir. ESPN'deki iddiaya göre Kevin Durant bu yaz takımdan ayrılmak istiyor. NBA'de sezonu sona ermesinin ardından transfer gündemi hareketlendi. Yaz döneminde kararı en çok merak edilen oyunculardan biri ise Kevin Durant. ESPN'de yer alan habere göre Durant, Golden State'de olan 31,5 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmak istemiyor. Bu durumda yıldız oyuncu bu yaz serbest oyuncu konumuna gelecek. Haberde Durant'in kararını önümüzdeki günlerde Golden State Genel Menajeri Bob Myers'a ileteceği de belirtildi.
30 yaşındaki yıldızın New York Knicks, Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers gibi takımlarla görüştüğü de iddialar arasında. Kevin Durant, Toronto ile oynanan final serisinde aşil tendonundan sakatlanmış ve bir operasyon geçirmişti. Yıldız basketbolcunun gelecek sezon forma giymesi beklenmiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şampiyon A Milli Erkek Voleybol takımını kabul etti. Kasapoğlu, Ay Yıldızların gelecek nesillere örnek olacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şampiyon A Milli Erkek Voleybol takımıyla buluştu. Bakan Kasapoğlu, Estonya'daki SEV Avrupa Altın Lig'de mutlu sona ulaşan Ay Yıldızların başarısının gelecek jenerasyonlara örnek olacağını söyledi. Sizler bizim için çok değerlisiniz, anlamlısınız. İnşallah hem sizler başarılarınızla bundan sonraki nesillere bize yaşattığınız başarıları hem bize mutluluk sağlayacaksınız hem de bundan sonraki nesiller sizin o rol modelliğinize yetişecek. O yüzden de gelecekte de imzanız olacak. Sadece bugünlerde değil. Kasapoğlu gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunları için de umutlu olduklarını belirtti. Sportif başarıyla çok daha yüksek noktalara taşıyacağız. Ulusal anlamda olsun, uluslararası noktada olsun, olimpiyatlar var seneye. Ondan da çok ümitliyiz. Görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu tüm oyuncular ve teknik ekiple poz verdi. Spor'un not defterini noktalıyoruz ama bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında da bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.